bilimsel süreçle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Bu süreç olayların nedenleri ve nasıl gerçekleştiğini sorgulamamıza yardımcı olur. Gözlemle mantığı birleştirir. Tekrarlanabilen çok sayıda gözlem ve test edilebilen hipotezler içerir. Üçü de doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Yeni kanıtlar bulundukça, teknolojik ilerlemelerle birlikte yeni bilgiler üretildikçe, insanlar yeni bakış açılarına sahip oldukça arkadaşlar zamanla elde ettikleri hipotezleri, teorileri, yasaları değiştirebilirler. Sonuç olarak hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Cep telefonun çalışmadığını fark etmek bir gözlemdir. Cep telefonun neden çalışmadığını sorgulamak problemin tanımlanmasıdır. Cep telefonun şarjının tükenmiş olabileceğinden dolayı çalışmadığını ileri sürmek bir hipotezdir. Eğer bu yargım doğru ise cep telefonumu şarj ettiğimde çalışmalıdır. Hipoteze dayalı bir tahmindir. Cep telefonu şarj etme ise o tahmine dayalı bir uygulama ya da bir nevi deneydir diyebiliriz. Teori diyemeyiz. Cevap E seçeneğidir. Grafiklerden de anlaşılacağı üzere dünyadaki sıcaklık son yıllarda artmıştır. Bu atmosfere salınan karbondioksitle gördüğünüz gibi ilişkilidir. Fakat kesinlikle karbondioksit artışına bağlıdır şeklinde bir kesinlik ifade edebilmek için küresel ısınmaya neden olabilecek diğer faktörlerin sabit olduğu varsayılmalı ki karbondioksitin artışından kaynaklanan bir küresel ısınmadan bahsedilmiş olsun. Eğer diğer faktörler sabit değilse arkadaşlar bu durumda sadece karbondioksit değişkenine bağlı küresel ısınma gerçekleşmiştir ifadesi doğru olmaz. Bu yüzden cevap B seçeneğidir. Bilimsel araştırma sürecinde karşımıza çıkan teori, hipotez ve yasa arkadaşlar zaman içerisinde yeni kanıtlarla desteklendiğinde değişebilir. Bu yüzden cevap E seçeneğidir. 1858 yılında yapmış olduğu çalışmayla her hücrenin var olan başka bir hücrenin bölünmesiyle oluştuğunu ortaya koyan bilim adamı 1839 yılında ortaya atılan teoriyi genişletmiştir arkadaşlar. Yeni bir hipotez ortaya atmamıştır, yasaya dönüştürmemiştir teoriyi, yeni bir problem tanımlamamıştır ya da yukarıdaki teoriyi çürütmemiştir. Sadece arkadaşlar bütün canlıların hücrelerden oluştuğu, hücrenin canlıların evrensel birimi olduğu bilgisine ek olarak hücrelerin daha önceki var olan hücrelerinden bölünerek oluştuğunu ortaya koymuştur. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. Verilen deneyde bütün minerallerin verildiği grup kontrol grubudur. Değişikliklerin yapıldığı ise deney gruplarıdır. Gördüğünüz gibi 5 tane deney grubu var ve bunlarda magnezyum, kalsiyum, demir, potasyum ve fosfat gibi bazı mineraller eksik verilmiştir. Yapılan bu değişiklikler birer bağımsız değişkeni ifade eder. Dolayısıyla demir ya da magnezyumu vermeme bir bağımsız değişkendir. Sonuçta gördüğünüz gibi bitkilerin gelişiminde farklılıklar karşımıza çıkmıştır. Aynı şekilde demirin verilmediği grupta diğerleri sabit olarak verildiği için cevap C seçeneğidir. Tümden gelimle ilgili formül verilmiş, bizden örnek isteniyor. Canlıların hepsi hücrelerden yapılır. Bakteriler bir canlı olduğuna göre onlar da arkadaşlar hücrelidir. Yaklaşımı bir tümden gelim olayıdır. Ama anabolik ve katabolik olayları metabolizmayı oluşturur. O halde metabolizma iki çeşittir de böyle bir tümden gelim yoktur. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar solunum yapar. O halde canlıların tümü solunum yapar. Tümden gelim değil, tüme varımdır. Bazı hücreler zar sitoplazma çekirdekten oluşur. Çekirdek her hücrede bulunmaz. O halde her hücre çekirdekli değildir. Yine tüme varımdır. DNA canlıların tümünde bulunur. Bazı virüsler DNA'lıdır. O halde bazı virüsler canlıdır şeklinde yaklaştığımızda arkadaşlar yine kısmen tüme varım yapabiliriz ama tümden gelim yoktur. Cevap C seçeneğidir. Bir hücreli canlıların tümü eşeysiz üreyebilir. Bir hücreli ve çok hücreli canlıların bazıları eşeysiz üreyebilir. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar eşeyli ve eşeysiz üreyebilir. Fakat gördüğünüz gibi ne olursa olsun ister tek ister çok hücreli olsun, isterse gelişmiş yapılı canlılar olsun hep üremeden bahsedildiği için en kapsamlı yaklaşım canlılar arkadaşlar kendilerine benzer yeni bireyler oluşturur şeklinde olacaktır. Sadece bir hücreli canlılar kalıtsal yapılarını aynı olarak yavrularına aktarmazlar. Çok hücreli canlılar da aktarır gördüğünüz gibi. Canlıların tümü eşeğe yürüyerek çoğalır yukarıdan çıkaramayız. Çünkü canlıların hepsinden bahsedilmemiş. Çok hücreli canlıların tümü kalıtsal yapıları farklı olan yavrular oluşturmazlar deniyor. Eşeğe üremeden bahsedilmiş halbuki. Her canlıda eşeğe üreme gerçekleşmez. Bazıları eşeğsiz de arkadaşlar üreyebilir ama en kapsamlı olan D seçeneğidir.